Merhaba sevgili Gavi Medya izleyenleri. Bugünkü konuğumuz Girin Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi Lamia Bilişçi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş gördük. Sağ olun, var olun. Hocam öncelikle izleyenlerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben İngilizce işletme bölümünü bitirdikten sonra özel sektörde çalışmaya başladım ama bu dönemle beraber de hem okuyordum hem de hem Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda, devamında da Türk Hava Yolları'nda uçmaya başladım. Benim babadan gelen bir meslek aslında. Babam da kaptan pilottu. O yüzden kokpitte büyüdüm de diyebilirim. Havacılık artık kanımın da içine işlemiş durumda. Devamında Türk Hava'nın ayrıldıktan sonra özel şirketler ve holding bazındaki iki şirkette CEO asistan olarak çalıştım. Ve devamında buraya geldim. Burada da Serhat Bey'in asistanlığını yaptım. Bir 3 sene kadar. Sonra tekrar bir Türkiye'ye gidişim oldu evlilik dolayısıyla. Devamında da tekrar buraya geldim. Okuluma kavuştum. Yuvaya döndünüz. Evet, yuvaya döndüm çok şükür. Hocam, Lamia hocam bu havacılık kanınızı işlemiş malum evet. Durumda. Enerjiniz de çok yüksek. Size bir soru soralım ki Gavi Medya izleyenlerimiz de bundan faydalansın. İstiyorum. Havacılıktaki iletişim nedir ve bunun önemi nedir? Aslında iletişim sadece havacılıkta değil, anne karnında başlayan bir olgu, bir kavram. Ki bu son dönemde, son yıllarda da yapılan araştırmalarla çok güzel bir şekilde ispat edildi. Çocuğuyla konuşan, bebeğiyle konuşan anneler daha karnındayken devamında çok güzel iletişim sağlayabiliyorlar çocuklarla, çocuklarıyla. Buradan hareketle şunu söylemek isterim. İletişim insanın hem en büyük zenginliği hem de en büyük zaafı. Çünkü maalesef bazen çok güzel iletişim kurduğumuzu sanabiliyoruz ama kuramıyoruz, anlaşamıyoruz, algılayamıyoruz, anlamaya da çalışmıyoruz. Bunun için iletişim sadece söylediğiniz değil, söylediğinizin anlaşılmasıyla da çok alakalı birebir. Karşıdakinin algılamasıyla da çok alakalı. Algı açıldığı zaman, algı oluştuğu zaman ancak iletişim olabiliyor. Yani çift taraflı bir şey. Siz bir mesaj gönderiyorsunuz, karşıdaki mesajı algılıyor, anlıyor ve geri iletiyor. Ama nasıl algılıyor, nasıl iletiyor? İşte düğüm, sihir, çözüm burada. Havacılıktaki karşılığı ne oluyor? Havacılıktaki karşılığı çok kısa sürede çok fazla şey yapmak zorundasınız havada, uçağın içinde. Ekibin çok iyi anlaşması gerekiyor. Havacılık tarihine bakıldığında maalesef iletişim sorunundan dolayı pek çok kazalar olmuş tarihte, havacılık tarihinde. Havacılığın bu olan kazalardan dolayı bunlardan feyiz alarak ve bunlara çözüm üreterek iletişim alt tabanıyla beraber devamında bu kazaları önleyici tedbirler alınmış. İletişim insan hayatına bedel olacak şekilde önemli havacılıkta. Dolayısıyla da doğru iletişim, anlaşılır iletişim, algılanabilir iletişim kurmak gerekiyor. Yine cümlemin başına döneceğim. İlk sorduğunuz sorunun ilk başına döneceğim. Söylüyorsunuz, bir mesaj gönderiyorsunuz ama bu karşıdaki tarafından bu mesaj nasıl algılanıyor? Ki havada da çok kısa sürede bu olayları, bu mesajınızı çok kısa sürede iletmek ve anlaşılabilir yapmak durumundasınız. O yüzden iletişim kanla yazıldığı için sonucu çok önemli havacılıkta. Tabii dediğiniz gibi çok doğru. Ne söyleyeceğimizden ziyade nasıl söyleyeceğimiz çok önemli. Evet, evet. Çünkü onlar evet misafirlerimiz oluyor ama bir müşteri gözüyle bakıldığında havadaki iletişim sizin dediğiniz gibi evet. Bir ekip çalışması olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, sadece yolcuyla alakalı değil. Yani ekibin birbiriyle iletişim anlamında çok uyumlu olması gerekiyor ki birbirini tamamlayıcı anlamda. Dolayısıyla bu yolcuya da yansısın. Peki hocam, bu havacılığın önemi ve gelecekteki projeksiyonu ne olmuş oluyor? Yine yapılan araştırmalara ve fütüristlerin gelecek tahminlerine göre 2025'te bir patlama yaşayacak havacılık. Zaten bunun biz öngörülerini Elon Musk'ın ve Bill Gates'in yaptığı yatırımlardan gördük. Son dönemde pandemi sonrasında da pek çok havayolu şirketi açıldı. Çünkü insanlar eve kapandıkları dönemden sonra inanılmaz bir şekilde kendilerini dışarı atarak gezmek, öğrenmek, tecrübe etmek sevdası içine girdiler ki bu gayet doğal. Çünkü biz özgür bireyleriz. Bizim ruhumuz da çok özgür. Dolayısıyla da son bir senede açılan uçak şirketlerinin sayısı inanılmaz şekilde çok. Önümüzdeki 2025 itibariyle de havacılık büyük bir patlama yaşayacak.
Dolayısıyla da bu patlama yaşarken de bu şirketler çalışacak kalifiye insanlar, kalifiye ekipler yetiştirmek gerekiyor. İşte bunu karşılayacak bir eğitim ve öğretim sistemi geliştirmek durumundayız. Bu noktada Green American Üniversitesi zaten 7 ülkede tek üniversite olarak adlandırılıyor ki GovMed'i izleyenlerimiz de üniversitemizin güçlü olduğunu eminim ki görüyorlar ve biliyorlardır. Evet. Evet. Peki havacılıktaki üniversitemizin Green American'ın yeri nedir? Şöyle söyleyebilirim. Kıbrıs'tan başlayarak adlandırayım. Yeni açılan havalimanında pek çok öğrencimiz çalışmaya başladı. Bu anlamda çok mutluyuz. Kendini yer edindiler. Devamında da çok daha fazla platformda havacılık anlamında yer edineceklerini düşünüyorum. Üniversitemiz olarak elimizden geldiğince kendimizi update yaparak, yani yenileyerek dünyadaki trendleri, dünyadaki gelişmeleri takip ederek eğitimler veriyoruz. Yani bundan 10 seneki önceki havacılıkla şu andaki havacılık arasında dağlar kadar fark var. Hem teknoloji anlamında, hem insan eğitimi anlamında, personel anlamında, ekip eğitimi anlamında. Dolayısıyla biz de bunları hem kendimizi yenileyerek aldığımız eğitimlerle, hem de bunları öğrencilere en iyi şekilde vermeye çalışarak bulunduğumuz platformu daha da renklendirmeye, daha da canlandırma ve yenilemeye çalışıyoruz. Şunu diyebilir miyiz hocam? Green American Üniversitesi'nde hem uygulama hem de teorik bilgi eş değerde ilerliyor. Evet. Sivil havacılık ve kabin hizmetleri olarak. Evet, aynı şekilde. Her sene öğrencileri mock-up'a götürüyoruz. Yani burada teorik olarak aldıkları bilgileri pratik olarak da canlandırabilecekleri, yaşayabilecekleri platforma götürüyoruz. Mock-up'ın açılımı acil durumların veyahut uçak içindeki normal seyir sefer sırasında yapılan hizmetlerin birebir uygulanması. Bir uçak platformu içinde Türk Hava Yolları veya Pegasus'a çalışıyoruz. Bu sene Pegasus'a götürdü arkadaşlarımızı Feride Hocam. Dolayısıyla hem teorik anlamda hem de pratik anlamda bunları öğrencilere yaşatıyoruz diyelim. Peki hocam, sizi bulmuşken son olarak Green American Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilerimize ve aynı zamandaki okuyan öğrencilerimize verecek olduğunuz mesaj nedir? Şunu söylemek istiyorum. Yani doğma büyüme havacı bir şahsiyet olarak havacı doğulur diye düşünüyorum. Yani bu sonradan ya olsun işte bu bölümü de okuyayım, buradan da çıkayım, boş kalmayayım diye yapılacak bir bölüm değil. Havacılık bir aşk. Büyük bir aşk. Bize gelen öğrencilerde de gördüğüm bu aşkı birebir yaşadık. Tabii ki belirli bir yüzde, çok küçük bir yüzde bir takım sebeplerden dolayı geliyor ama gördüğüm ve beni çok mutlu eden büyük yüzdesi, büyük çoğunluk havacılığı bir aşk olarak görüyor. Bunu yaşamak ve yaşatmak için geliyor. Gelecek öğrencilerimize şunu söylüyorum. Havacılık bambaşka bir yere doğru gidiyor. Bunu geçici bir heves olarak görmesinler. Hem kendi gelecekleri için, hem ülkenin, hem dünyanın geleceği için büyük bir önem taşıyor havacılık. Bu aşkı hissederek gelsinler. Biz burada hazırız, bekliyoruz onları. Bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgili GovMedya izleyenleri, bugünkü konuğumuz Green American Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi Lamia Bilişçi oldu. Takipte kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.